hoş geldiniz. Ben Selim Karatekin, Telemak Kitap'tan. Öncelikle zahmet edip geldiğiniz için çok sağ olun. Doğan'ın yeni kitabı için buradayız. Sağ olsun Şokoğlu da bizleri kırmadı geldi. 90'lara dair ilgi ve merakın hem toksik hem de heyecan verici olduğu garip bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan korkunç, işte hala hayatımızda Sedat Bucaklar var. İşte 90'lardaki figürlerin birçoğu aramızda ve bugünlerde işte 90'lara, aynı 90'lar işte tekrar geri döndük muhabbetleri yapıyor. Doğan bu kitabı uzun bir süredir çalışıyor aslında. Türkiye'de 10 yıl tarihçiliği üzerine yakın dönemde ciddi işler de yapılmaya başladı. Hepimizin malumdur, işte iletişim yayınları bir Mete Kaynar yapıyordu. 10 yıl serisi yapıyor. Şimdi Salt'ta 90'lar üzerine yine bir sergi başlayacak bu hafta. Belli ki yani 90'lar zamansal olarak geride bıraktığımız zaman bizi bırakmamış bir dönem olarak ve şu andaki devlet sivil toplum konfigürasyonunun da çıktığı zaman aralığı olarak bizimle. Doğan'la yani bu kitabı konuşurken bir panoramanın yokluğundan bahsetmiştik. Yani bir sene kadar önce Türkiye'de yani geçmiş dönemlere dair yani parçalı olarak bir fikrimiz olsa da genel bir işte siyasetten eğlence hayatına diyeyim bir önceliklendirme yapılmadan genel bir resim genelde pek çıkmıyor. Ya işte iktisadi yanağa basıyor ya siyasi yanağa basıyor. Diğer kültürel taraflar genelde bunun bir epifenomenine indirgeniyor. Doğan'ın yaptığı biraz daha hiyerarşilerden yoksun bir 90'lar tarihi. Yeni çıktı, okuyanlar olmuştur ama okuyacaklar içinden söyleyeyim. Hani o açıdan benim metodolojik olarak yani çok beğendiğim bir kısım bu. Ben daha fazla sözümü uzatmayacağım. Doğan biraz kitabından bahsedecek. Sonra Şokoğlu'dan bir okuma dinleyeceğiz. Sonrasında improvize edeceğiz artık. Şimdiden teşekkürler. Evet, merhabalar. Aslında benim kitabı ilk yazma motivasyonum biraz Türkiye'den bağımsız olarak hani böyle kahvenin yanında rahat, keyifli kitap okumak için bir jan olarak şeyi bulmuştum Skatisti'de, o yıl tarihleri. İngilizce üzerinden. İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, İtalya'nın hepsinin 10 yılları aslında çok büyük bir hikaye anlatıyor. Hangi 10 yıllar? Aslında bu Skatisti'de ilk olarak 60'lar için yazılıyor. Çünkü 60'lar dünyada çok sıra dışı bir olay. Hatta dünyanın belki ilk 10 yılı, yani 10 yıl, o 10 yıl, bir önceki 10 yıldan bu kadar keskin bir şekilde ilk kez o zaman çok bu kadar farklı olabiliyor. Yani 1880'ler, 1870'ler arasında o 10 yılı ayıracak çok bir farklılık yok. Niye yok? Çünkü dönüşüm ivmesi, teknolojik dönüşüm ivmesi, işte ekonomik büyüme çok kısıtlı olduğu için bu elbette 10 yılı karakterize etmekten yoksun kalıyor. Neyse çok da uzatmadan diyeyim, 60'lar, 70'ler, 80'ler. Ben Türkiye için de aslında bunun güzel bir kültürel tarih olabileceğini düşündüm. Yine kültürel tarih, cultural history'de son 20 yılda böyle biraz moda bir akım diyelim. Ama böyle eskisi gibi böyle hani sadece gazetelerin arka sayfaları, üçüncü sayfası değil. Aslında tüm o ekonomik, makroekonomik, siyasi süreçleri kültürel perspektif için yerleştirme çabası. Ve aslında benim ilk kafamda 80'ler, 90'lar, 2000'lerde vardı. Fakat yani 80'lerde çok ufaktım. 90'larda da az çok fikrim vardı ve başlangıcı sonu belliydi. Hani hiç diğerlerine girmeden 90'ları böyle bir kültürel tarih gibi bir şey yazdım. Şimdi bu 90'lar deyince çok iddialı bir şey. Bu kitapta olmayanlar çok var. Kitapta olmayan ne var? Köylüler yok kitapta. Oysa ki 90 yılında girdiğimde sanırım %44'ü hala Türkiye'de köylüler değişti. 90'lara sonunda yavaş yavaş oluyor. Neler yok? İşçiler çok az var. Neden? Sosyal demokrasi, SHP istediği kadar var. Ne yok?
mesela bir kitap başlığı, kitap çap bölümleri paylaşmıştım. İnşallah Kürtler vardır demişti. Hem var hem yok. Var Kürtler. Ama aslında Kürtler daha çok o bir oradaki o 90'ların o biraz hani o ülkenin egemen çevresi etkilediği kadar onun gözünden var aslında. Yani Kürtlerin kendisi bakışından tarih değil. Çünkü onlar da sürekli bakılan ve teyakkuz yaratan, korkulan ya da birçok tartışmanın işte kimlik siyasetinin parçası olan bir kitle. Ama hani onlar burada bir öznelik aslında tanımıyor. Çünkü aslında ben burada biraz daha kitabın ön sözüne demeye çalışıyorum. Aslında 90'ların böyle bir her şeyi anlatan bir şey değil. Şimdi çok kullanılan malum tabi eski Türkiye. Eski Türkiye'de aslında insanlar kafasında bir şey anlıyor. Herkes. Aslında eski Türkiye bir tarihsel blok, egemen blok olarak düşündüm ben burada. Ve bunun aslında kaybediş hikayesi. 90'lar onun belki en küstah ve cüretkar olduğu bir dönem. Ve kaybediş de öyle oldu. Bir başka bence bir nokta, bence kitapla ilgili bir şey. Eski Türkiye yine İslami jargonunda çok böyle AK Parti'nin öncesi tüm o cumhuriyeti kapsayan 70-80 yanlış diyor. Aslında ve 90'lar deyince aslında o başka bir dönem. Çünkü 90'larda mesela nostalji vardı. 90'larda hedonist bir çağ, kapitalizmin çok belirgin olduğu bir çağ. Ve birçok Kemalist nostalji, Abdülkç nostalji 60'ları, 50'leri, herkesin bildiği eski İstanbul'u yad ederdi. 90'lar böyle o dönemde çok küstah bulunurdu. Bugün nostaljisi yapılan bir şey. Aslında o zaman da tam aksine o dönem anti nostaljisiydi. Yani 90'lar popu, ben göz bulunurdu bugün. Çok kıymetli bulunuyor. Aslında 90'ları farklı yapan sadece eski Türkiye olması değil, eski yeni Türkiye olması. Yani 90'lar ilk kez tarihin sonuydu. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, sosyalizmin çöküşü. Yeni bir özgüven vardı. İşte hani inanırsak başarırız gibi. Türkiye'nin bir şeyin eşiğinde olduğuna inanç vardı. Mesela spordaki başarılar, Galatasaray 90'lar çok başarılı bir dönemdi. Öncesi kıyaslanmayacak derece başarılı, sonrası da kıyaslanmayacak derece başarılı. Ve tabii bu pop milliyetçiliğe tetiklemişti. Hani böyle pozitif milliyetçilik, işte dünyalı milliyetçilik. O kadar iyimserdi, geleceği iyimserdi. Ama dediğim gibi bu aslında tabii Türkiye'nin o dönem 60-65 milyon nüfusunu kapsayan bir hikayeden bahsetmiyoruz. Bu kitabın da hikayesi 60-65 milyon kişi değil. Aslında bir söylemi hikayesi. Bu söylem dediğim gibi böyle hani o eski vesayet dünyası Türkiye'si de değil. 90'ların kendi çok özgüvenli ve aslında yeni bir egemen sınıfı Marksan'da kullanmıyorum da işte bir anlatının el hakim olduğu bir dönemdi ve aynı zamanda çok büyük korkun da olduğu bir dönemdi. İki tehdit vardı. Kürt korkusu ve İslam korkusu. Çünkü ikisinin de güvenli olması 90'ların başı. İlk kez 91 yılında DEP'li milletvekiller girdiğinde ilk kez Kürt siyasası kendine bir temsil bulmuştu. Daha önce işte SHP içinde bağlanmadıktan sonra. Aynı şekilde 91'den itibaren Fah Partisi yükselişi, 94 belediye seçiminde İstanbul Ankara'yı çok etkili şekilde alması. Ve bu da aslında 90'lar bir yandan dünyada demokrasinin çağıydı. İşte üçüncü dalga deniyordu. İşte Huntington'un tabiriyle. Çünkü hem komünist diktatörlükler, otoriter rejimler çökmüştü. Hem de artık komünist otoriter rejimler çöktüğü için onlara karşı desteklenen sağ diktatörlüklere de ihtiyaç kalmıştı. Latin Amerika'da bir demokrasi dalgası yaşandı. Artık sağ diktatörlüklere ihtiyaç çöktü. Doğu Avrupa zaten komünist diktatörlükler çöktü. Uzak Asya yine benzer bir tane. Tayvan, Kore vesaire. Türkiye'de aslında bu anlatı uyuyordu. İkinci Cumhuriyet tartışmaları tam bunun üzerine duruyordu. Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi, sivil demokrasi tartışmaları vardı. Aslında dünyayla paralel olarak Türkiye'de de bir sanki liberal demokrat bir eğilim vardı. Fakat buna karşı trend neydi? İşte o ikili tehdit vardı. Buna karşı ise bir müesses nizamın etkinliği, artık komünistlere karşı değil ama başka tehditlere karşı şekillendi. Ve aslında 90'lar bu dönemin gerilimiydi. Yani hani bu Charles Dickens'ın çok anlatılan şey vardı. Hani tarihin en iyimser dönemiydi, en kötümser dönemiydi. Aslında 90'lar biraz böyleydi. Bugün de bugünden filtresinden bakıp anlamlandırıyoruz. Bugün filtresi bakmadan anlamlamak da mümkün değil. Hani böyle de bu da yanılgı. Hani böyle 20 yılı unutup bakamayız. Çünkü nasıl ki bir çocukluğumuzda ancak o çocukluğumuzdan sonraki 20 yıl, 30 yıl neyse ondan sonraki arayla anlamlandırabiliriz. Kendi başı çocukluğumuzu anlamlandırıyor. Anlamsızdır. O yüzden de 90'lar ister istemez bir takım bayrazlar taşımak durumunda bugünden. Yani bu yüzden de hani kitapta yine bir nostaljinin sahası olarak tanımlıyorum. Hani kitabın içinde yok ama başında ve sonunda var. Aslında tüm kitabın motivasyonu da bu. Yani, bu satılacak kişinin motivasyonu da bu zaten.
Ha, burada da gerçek 90'ı tartışmak da anlamsız dediğim gibi. Çünkü bir kere herkesin deneyimi farklı. Ben çok unutuyorum bu lafı. O yüzden de 90'a deyince böyle işte efendim Cizre'nin Kürt'ün gözünden bak. Tamam. Ya da ne bileyim Van'da çok istemeyip gencin gözünden bak. Hani Türkiye'de 65 milyon bu şekilde böyle bir bakış açısı yok. Ama 90'ın hakkaniyetli, sağduyulu, gerçek bir farklı bakışlarına ihtiyaç var. Dediğim gibi bu kitap 90'a nokta koyan bir kitap değil. Çünkü bu kitap dediğim gibi bir öyle 90'ların fotoğrafını çeken bir şey de değil. 90'ların aslında bir takım tartışmalarını, gündemlerini toplu halde, işte entelektüel hayatın, kültür hayatın ve siyasi hayatın birleşkesinde bir anlamlılma çabası. 10 kişi kitap yazsa 10 tane farklı şekilde anlamlandırabilir ve zaten kıymetli olan da budur. Teşekkürler Doğan. Ekim, sen nasıl buldun? Ben de kitabı geçtiğimiz günlerde okudum. Doğan gönderdi, sağ olsun. Ben bu Decade History konusunda Türkiye'de daha fazla şey yapılması gerektiğine inanan ve böyle ilgiyle yeni çıkan şeyleri takip etmeye çalışan biriyim. Derya Bengi'nin bu 50'lerden başlayıp 80'lere kadar getirdiği serisini de çok seviyordum ve 90'ların çıkmasını da bekliyordum heyecanla. Ama ondan önce sen davranmış oldun, iyi de yaptın. ve yani hem okuması çok keyifli, hem bir yandan da gerçekten hani bu son yıllardaki 90'ların bu kadar böyle alınıp pullanıp gözümüze sokulması ve o tuzağa düşmeden 90'ların değerlendirilebilmesi açısından benim de ekibimle beraber hazırladığım videolarda asıl olarak yapmaya çalıştığım şey o çünkü. Yani bugün niyeyse böyle bir işte bu yeni Türkiye'cilere tezat olarak eski Türkiye'cilerin öne sürmeye çalıştıkları ve tamamen böyle bir pembe camlar ardından bakılan bir 90'lar tasviri var. Oysaki dönemi hatırlayabilenler çok daha başka ayrıntılarına da vakıflardır diye tahmin ediyorum. Ben çocuktum 90'larda. Kendi kişisel hikayemden bahsedecek olursam yarı Kürt yarı Türk bir ailenin çocuğuyum ve ailemin bir kısmı da HDP oyu veriyordu ve hani ben işte Kanal D'de Şirinler izlerken Flash Haber diye araya bayrak indirilme girip böyle insanların o çıldırması ve işte o Kemalist histerinin doruklarda yaşandığı öyle epizotlar da vardı ve onun içerisinde kendini saklaman gerektiği, kendinden utanman gerektiği, öbür türlü bir terörist sayılabileceğin gibi tehlikelerle gündelik olarak karşı karşıya olduğumuz ve yani çocukların da bunun dışında kalamadığı aslında karanlık bir politik atmosferi olduğunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama işte üzerinden yıllar geçip Türkiye'de bu kadar büyük bir dönüşme girince o yüzden bu işte yeni Türkiye'nin tamamen karşı tarafında bulunanların 90'ları neden bu kadar alayı kulladığında kuşkusuz anlamak kolay o şekilde bakıldığında. O nedenle işte Küstah ve Cüretkar bence bu anlamda çok değerli. Çünkü hem o glossy tarafını çok böyle bir tatlı tatlı vermişsin ve ya neler de vardı diye okuyor insan. Ama öbür taraftan da bunun aslında ne kadar sınırlı bir kesim için geçerli olduğu da anlaşılıyor bir yandan okurken. Aklıma gelenler bunlar. Yani sana da yöneltilen eleştirilerden biri hani yani haklı haksız 90'ları hani böyle senin videolarının altında çok şey oluyor işte. Ya işte 90'larda insanlar sokak ortasında öldürülüyordu. İşte sen işte onlardan şu hiç siz bahsetmiyorsun. Siz Şokopop videosu izlediniz mi? Evet. Yani hayır, sen bahsediyorsun. Benim aldığım eleştiriler daha çok şöyle oluyor. Bahri Üçoğ'un 2019 kulübüyle ne alakası var? Yani ya da işte Ebru Gündeş'in çıkışının işte faili meçhullerle ne alakası var? Evet. Oysa ki hepsi birbiriyle ilintili ve alakalı. Ben bayağı o kısmını ben ve ekibim her seferinde ısrarla onu koyuyoruz. Evet. Ben hiç böyle bir eleştiri aldım hatırlamıyorum ama diğer eleştiriyi hatırlıyorum. Yani yok doğrudur. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani oradaki yani glossy kısmını dediniz hani yani bir yandan da hani bu aşırı negatif 90'lar hikayesini unuttuğu ve hani Doğan'ın böyle verdiği o ya burada bir naif bir pozitiflik de var. Hani evet Türkiye... Yok benim daha ilk videom evet. Gülben Seren videosuydu. Daha o şeyle başlar.
Erbakan'ın 28 Şubat askerlerine karşı hadi oradan hadi oradan diye bağırdığı o ikonik anı, sonra TGRT'nin İslamcı kanaldan Kanal D'ye benzeri kanala dönüşmesi ve tüm paraları Seda Sayan ve Gülben Ergen'e yedirip batması daha ilk videomun konusuydu. O yüzden evet. Şey yani ben 90'ları zaten o cıvıltısıyla yaşayan biri olmadığım evet. için hiçbir zaman o şekilde görmedim. Dolayısıyla benden yansıyan da pek öyle olmadı. Bilmiyorum yapacağım bir şey var Doğan. Yoksa kalmıyor. Bir de o şey diyebilirim aslında. Hani bir gloss tarafı var. Neşeli tarafı var. Bir yandan da tabii ki çok sert siyasi gerçekliği var. Ben kitabı yazarken aslında biraz nasıl bunu şey yapabilirim dedim. Ve aslında kitapta taktiksel olarak şey yaptım. Siyasi kısımda olabildiğince daha genelde başlıyor. İlk başta daha gloss tarafı var. Biraz okuyucu hazırlıyor. Biraz da şey gibi hani daha tabi ne olduğunu bilmeyen okuyucuyu korkutmam için başında. Başta DYP-SYP koalisyon. O kısım geçtikten sonra bir 100-200 sayfa rahatlıyor. Sonra, sonra başlıyor o zaman. Mesela onlar da biraz hani kafamda. Çünkü bambaşka en başta siyasete başlıyor. O zaman havası başka oluyor. Yani hakikaten kitap tasarlamak da bu arada. Yani kitap yazma deneyimi olunca hani böyle başından sonra bir şey girmiyorsunuz aslında. Hani birçok şeyi birleşip bir hikaye kuruyorsunuz. Soruları alabiliriz. Ben kitapta neye baktınız? Yani nelere baktık bakarak yazdınız? Kaynak. Evet. Kaynak olarak tabii kaynak sonsuz. Hani böyle işte yok. Hani böyle Osmanlı arşivi gibi bir şey şuna baktım değil. Ama ben aslında şöyle kıymetli bir şey yaptım. Yani kıymetli demeyeyim iddialı bir şey yaptım. Bir de gazete taraması yapabiliyor. Zaten online şimdi Milliyet ve Cumhuriyet, orayı Milliyet mahvim ulaşılabiliyordu. Ama ilk başladığında ulaşılabiliyordu. Cumhuriyet payıyla ulaşılabiliyor falan ama aslında nedense hala dijital olmayan aktüel ve tempolar var. Aktüel de inanılmaz kaynak var. Sonsuz kaynak var. Evet, aktüeller şey yapabiliyor. Ben hani dedim ki ve aktüel daha çok hani dosyalar olduğu için daha çok panorama veriyor. Hani biraz kaynak olarak aktüel, tempo, bunun işte kim gösterinin çıkardığı, Express var kapıları, Post Express, daha bir sol çerçeve var. Hani daha çok dergi taraması kullandım. Tabii ki gazetelere baktım. Tabii ki ikinci kaynaklardan kullandım. Ama bu popüler kültür temaları, yani dediğim gibi işte ne bileyim bir yerde Mart 94 seçimleri sonrası o yaşanan paniği mesela, o an pamuğun kafam bir tuhaflık, oyla başladı. 94'te seçim sonrası hani o mevlüt, işte Refah Partisi oy vermişti. Gümüş suyundaki o adamlarla bir gerilim yaşar. Sonra o hapım hikayeyi işte Beynus'un İstanbul'a Orta Anadolu'dan geldi. 60'lara başlar. Mesela bunu koyunca dediğim gibi aslında bu bir tutta ben bir şeyi keşfetmedim. Çoğu şeyi güzel olan şey aslında çocuk yanıtılıyorum ama o kadar bulanık ki ha hakikaten böyle diyorum ya da tam tarihte oturuyor. Ve kaynak olarak dediğim gibi zaten açık kaynaklar. Önemli olan bu kaynaklar anlamlı ve bütünlüklü bir şey yaptım. Ararken şeyi geçirdiniz, Avrupa'yı yaşanmıştı. Çok şaşırdığım bir olay var mı? Böyle bir... Tam tabii unutmuş mu? Ben kitabı okumadım mesela. Ha. Ben bunu nasıl unutmuşum? Çünkü ben bundan yaşım yetiyor. Ama bir yaşım böyle 12, 13 yetiyor. Hepsini hatırlıyorum ama unutmuşum ya da bağlamı bilmiyorum. Ne vardı mesela böyle şaşırdığınız? Ya böyle bir şey, mesela bir 90'da o kadar şey ki mesela işte bir ulu şey cinayeti vardı meşhur, Kumkapı cinayeti. Ya da Titan vardı herkesin. Mesela aynen. Bunda nostalji desin Titan. Bir sahtekarlık şey ama bugün hoş geliyor yani. O da düşününce hani mesela 30 yıl sonra bugün kitabı o şeyler tatlı mı gelecek? Hayır. Gelebilir yani demek tarih öyle bir şey. Yani bir şeyin tatlı gelmesi de aslında illa tatlı olduğu anlamına evet. da gelmiyor. Yani Kumkapı korkunç ama bir yandan da tuhaf bugünden baktığımızda evet. da yine çalışılması gereken bir şey. Yani aslında kendini savunan bir kadın söz konusu ama bir yandan bu kişi aslında da bir katil evet. ama o katil son derece basın tarafından süslenip püsleniyor, cilalanıyor evet. ve önümüze bir dizi yıldızı ve sonra da şarkıcı evet. olarak sunuyor. O yetmiyor. Bu sefer maktulün mahkeme koridorlarında sinir krizi geçirmesiyle ekranlardan gördüğümüz eşini bu sefer alıp başörtüsünü çıkartıp dekolte kıyafetler giydirip aktüel dergisine kapak yapıp şarkıcı evet. yapıyorlar ve olayın en sonunda ikisi bir sahnede birleşip düet yapıyorlar ve sonra tarihe karışıyorlar. Hani ne zamandan bakarsak yani. Bakalım çok tuhaf yani. Hani o şeyler vardı işte 28 Şubat'ta işte Ali Kalkan'ın hepsi, Fadime Şahin'in hepsi hatırlamak. Yani kitabın edisyonu sürecinde de yani biz görsel malzeme kullanmak istedik ama
Sonradan telif meseleleri olduğu için korktuk ve bir kısım yani fotoğraf ve yorum bölümü olacaktı. Hani onu çıkarttık. Evet. Onu da önümüzdeki günlerde yayın evinin web sitesinden paylaşacağız. 15 hani, fotoğrafta 90'lar diye her fotoğraf koyup altın hikayeler, evet, hikayelendirmeydi. Çünkü fotoğrafın çekeni belli değil. Başka hani bizim bulduğumuz yerde de alıntı vesaire, işte Bedri Baykam'ın çılgın performansları vesaire. O yüzden yani bu telif meselesi yakın zamanda iyice bir avukatları falan vardı da öyle hani birden peşinize düşüyorlar ondan hiç yani maalesef görsel yok kitapta. Hani logo yani böyle hani hiç kullanmadık yani en sonunda şey tırsıp bu ara Sezen Aksu falan bile işte böyle fotoğrafının kullanıldığı işte sanat haber sitesine dava açtı, görmüşsünüzdür. Hatta bir tane yani platform bu yüzden kapandı. İlginç öyle. Çünkü avukatlara veriyorlar yetkiyi. Sonra onlar yani terör estiriyorlar. Bu karikatüristlerin de davalarını duymuşsunuzdur. Maalesef şey. Ekim benim sana bir soru olacak. Hani sen de hani bir 90'lar tarihçisi olarak sen kendi kaynaklarını nasıl seçiyorsun? Nereden buluyorsun hani kitapta olup da olmayıp mesela eksikliğini duydun bir şeyler var mı? Yo, ben zaten yorumlarımı da ona yazmıştım. ben eksik bir şey görmedim açıkçası. Ben nasıl yani aslında şey değil, ben sadece 90'lar üstüne çalışmıyorum. Evet. 50'ler üst, yani 50'lerden bugüne diyebilirim. Hatta hazırladığımız 5 bölümlük bir Zeki Müren serisi vardı. Orta bayağı 40'lardan başlattık her şeyi. 40'lar Bursa'sından bugüne dek ve öyle olunca da aslında kaynak erişimi çok zor Türkiye'de. Devamlı kütüphanelere gidip gelmek gerekiyor. Sen de bilirsin. Yani işte Atatürk Kütüphanesi, Beyazıt Kütüphanesi, buralarda işte gazetelerin ciltleri, dergilerin ciltleri, özellikle işte bahsettiğim gibi Cumhuriyet ve Milliyet'in online olarak arşivleri erişime açıktı. Cumhuriyet zaten paralıydı. Çeşitli işte üniversitelerin falan hesapları vardı. Arkadaşlarımdan ödünç alıp girebiliyordum ki Cumhuriyet tahmin edersiniz ki zaten benim kolumu pek besleyen bir şey değil. Benim ailem de Cumhuriyet okurdu ve yani dünyanın en sıkıcı gazetesi. Milliyet çok iyi bir arşivdi. Maalesef ya işte 2009'da daha Doğan Medya'nın elindeyken Milliyet tüm işte 30 yok 42'lerden falan bu yana 42-2007 arası tüm haberlere erişim vardı. Fakat her nedense son 2 senede Milliyet gazete arşivine erişimi sınırlandırdılar. Çünkü Milliyet gazete arşivinin içinden örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 radyosunun açılışını belediye başkanı olarak gönderdiği çelengin fotoğrafı önünde drag queenler dans ederken erişilebiliyordu. Zannediyorum bu gibi sebeplerden ötürü Milliyet Gazete Arşivi'ne erişimi imkansız hale getirdiler. Şu anda işte Mozilla Firefox'un böyle 5 sürüm öncesi bir versiyonuyla bağlanabiliyor. Ben de anlamıyorum. Allah'tan ekibimizde anlayan arkadaşım var. Selva Doğgül burada benimle beraber. Onun sayesinde bir şekilde ulaşabiliyoruz ve şöyle bir kazımacılığa giriyor. Atıyorum, salladım işte Ajda Pekkan Olimpiyada konser verdi haberi. İşte Milliyet'e giriyorsunuz, tarihi çıkıyor orada işte Temmuz 76, 4 Temmuz. O tarihi not edip sonra kütüphaneye gidip o tarihi için işte Hürriyet gazetesi, işte Temmuz ne oluyor? 7. ay, 2. cilt olacak. 1976 ikinci cilt, işte Vatan, bilmem ne, yani bütün gazeteler, dergiler aslında böyle şey gibi, biraz karanlıkta yolumuzu buluyoruz diyebilirim. Türkiye'de bu konuyla ilgilenen herkes için aynı şey geçerli. Yani bir yandan da dediğin gibi, işte mesela yakın zamanda Radikal'in arşivi de tamamen gitti. Ki Radikal'de çok böyle tatlı magazin haberi oluyordu. Aynen. Hem de gazetecilikle yapılan haberler oluyordu. Hani yakın dönemlerin tarihini yazmak da Türkiye'de açıdan çok zor. Ciddi bir zorluk taşıyor. İşte Allah'tan devlet kütüphaneleri var ama devlet kütüphanelerinde de bazen gerçekten gizemli bir şekilde çok önemli ciltler olmuyor, çıkmıyor, kayıp oluyor, bakımda deniyor. Bazen bir şeyleri alıyorsunuz, örneğin Duygu Asena Sedat Peker röportajı vardı.
her nasıl oluyorsa o sayfası yırtılmış gazetenin falan gibi böyle geçmişe erişimin engellenmesi adına güzel, ilginç çabalar sarf eden insanlar mevcut. Evet, yok mesela ya Milli Kütüphane'de Özgür Gündem'den mesela işte tadilat alınıyor falan, yani tipinize göre tadilat da oluyor. Evet. Özgür Gündem olduğunu bilmiyorum. Orada Özgür Gündem olduğunu bilmiyorum. Evet, tabii şiirlenmesi bile her Türkiye şey, için çok önemli bir yaklaşım. Buyurun. Ben kitabın kapağı üzerinden bir soru sormak istiyorum. Şimdi 90'lar deyince aynı kitabın kapağında olduğu gibi akla ilk gelen şeyler 90'lar şarkıları, müzikleri. Ya ben o döneme yetişemedim, bilmiyorum. Ben 99 doğumluyum. Ama hala mesela publarda, mekanlarda 90'lar geceleri yapılıyor. 90'lar şarkıları çalınıyor ve bunlar büyük ilgi görüyor. Bu açıdan biraz değerlendirebilir misin? Neden 90'ların müzikleri bu kadar insanlarda yer tuttu? Yani mesela bu isimlerin birçoğu hala müzik yapmaya devam ediyor. Sezen Aksu'su, Tarkan'ı, Serdar Ortaç'ı. Ama 90'lar böyle başka, yani o bir özlemle anılıyor. Bunun sebebi sizce ne? Müzik endüstri tarafında iki ben daha doğru şeyler söyleyebilirim ama benim diyeceğim şu. Özel televizyonlar. Ünlülük, şey yani bir kaseti sattırabilme potansiyeli. Muhtemelen müzik endüstrisi öyle bir aşama atlıyor. Daha önce zaten TRT'de yayınlatması gerekiyor. TRT'de zaten birçok şarkı yayınlanamıyor. Ya bir sözüne takılınıyor, müstehcen bulunuyor ya bir şey. Ya da klip endüstrisi, yani tabii klipler çok sattırmaya, popüler kılmaya başlıyor. Hani tabii klipler 90'larda sınırlar zorlanıyor. Başta cinsellik gösterimi olmak üzere. Bunun için her türlü, zaten 90'larda bayağı klip yönetmeni de bilirdik. Dinledi yani, ünlü, iyi bir klip yönetmeni falan. İşte New York'ta klip çekilirdi. Muhtemelen bu müzik endüstrisinin çok uygun olması. Dünyada da sanıyorum 90'lar bakımından verimli. Yani belki o yine o kapitalist boom'un denk gelmesinden kaynaklı. Ama 90'lar hakikaten 90'lar müziği, pop müziği bir kuşak dönüşümü de oluyor. Hani 90'ların çoğu çıkan işte o zaman 20'nin başında işte Tertapay'ın Aşkın Öğren'i, Levent Kutsal, hepsi aynı birkaç yılda yayınlıyorlar, Tarkan. Bunlar kaç doğum yapacak? 60'ların sonunda, belki 70'lerin başında doğumlu. Ve aslında onlar bir nevi bugüne kadar bir hani o ünlülük pazarı doğduğu için yenilerine de belki çok yer açılmıyor. O yüzden de bunlar tanınır. Hani ben küçükken de şeyler vardı işte, hani 60'lardan kalma isimler bilindi. Aslında onların çoğu annemdeki çok şey ifade ederdi. Belki bir şey ifade etmezdi. Hani hala yaşayanlar olurdu. 90'da yeni bir şey girildi. Ne diyeyim? Bir sürüm girildi. Ve hakikaten tabii dünyada da müzik endüstrisi benzer krizler yaşadı. Yani sadece AK Parti sebebiyle kaynaklı bir durum değil. Çünkü kopyalanabiliyor müzik. İşte P2P Napster'da başlayan. Ve bu sebeple de tabii yeni müzikler tatmin etmediği için 90'lar bugün bir retro halde gelmiş. Yani 90'larda bir retro olacak deseler herkes şoke olurdu. Aynen. 90'larda retro müzik 60'lar müziğiydi. 70'ler müziğiydi. Hani biraz şey gibi. Neydi? Isız Adam'daki müzikleri verdiği ama 90'larda o hüviyeti kazandı enteresan bir şekilde. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ben de bir söze gireyim. Yani her yetişen yeni jenerasyon kendi çocuklukları döneminde aslında popüler kültürün öğelerini tekrar bir geri dönüşme sokmuş oluyor. Bir 20 yılda bir aslında böyle bir düzen olduğu çok açık. Yani mesela 60'larda çıkan çeşitli Türkçe popüler müzik şarkılarını 80'lerde coverlayan meşhur şarkıcılarımız var. Örneğin Nilüfer, Ajda'nın 60'larda söylediği birkaç tane birden şarkısını 80'lerde coverlamıştı. 5 yıl önce 10 yıl sonra diye bir grup vardır 80'lerde. Onlar tamamen 70'lerde ve 60'larda üretilmiş Türkçe sözlü hafif batı müziği şarkılarını coverlarlar ve bu şekilde popülerleşmişlerdir. İşte Kylie Minogue mesela ilk çıktığında 60'ların çok ünlü Locomotion şarkısını coverlamıştır. İlk büyük liste başarısıdır. Böyle bir dönüşüm her zaman popüler müzikte de var, modada da var. Yeri geldiğinde sinemada da aslında işte remake'ler üstünden yine bu söz konusu. Biraz böyle kültür endüstrisi özellikle de popüler kültür söz konusu olduğunda bu şekilde işliyor diyebiliriz. Yani 90'ların tabii ki kendine has yanları var ama 90'lar şahane bir şey olduğu için bugün geri dönmedi. Bugün bizler büyük olduğumuz ve bizler o zamanlarda çocuk olduğumuz ve bize o nedenle onlar özel çağrışımlar yaptıkları için yani şu Beyoğlu'nda yürüdüğünüz 8 mekanın 5 tanesinde sevdik sevdalandık çalıyor, taciz eder bir şekilde. Ve gerçekten 90'lar yaşanırken ya da bittiğinde kimse bayılmıyordu 90'lara yani. Öyle kimse içindeyken ay ne kadar da harika bir zamandan geçiyoruz diye geçmiyordu. Ben birkaç ay öncesinde Füsun Önal'ın bir kitabını okudum.
kendisinin böyle 30 tane falan kitabı var. Bilmeyenler için 70'li yıllarda bir pop şarkıcısıydı. 90'ların başından itibaren yazar kimliği de eklendi. Kitabında şeyden bahsediyor, kendi ismini vermeden bir pop şarkıcısının o sırada çıkmakta olan, yani 94'te yazılıyor kitap ve 94'ü tabii düşünürsek her gün yeni bir pop şarkıcısı çıkıyor. Ve bir önceki çıkan hemen unutuluyor yani o yeni çıkanla beraber. Yani aynı hafta hem Of Aman Nalan çıkıyor, hem Asya çıkıyor, hem Tayfun çıkıyor falan gibi bir ortam. Ve şeyden bahsediyor yani sanki pop müzik denen şey bu ülkede 90'larda başlamış gibi davranıyorlar. O yüzden şarkıcı arkadaşım çok üzülüyor. Yani sanki daha önce kimse dans edip pop müzik yapmamıştı aynı anda gibi söylüyor. Çok haklı. Çünkü 90'larda gerçekten de hepimiz pop müziği Yonca Evcimik'in başlattığını zannediyorduk. Çünkü bu ülkenin şöyle bir sorunu var. 12 Eylül darbesinden sonra gerçekten de herkes ve her şey neredeyse değişiyor. Buna da yani zaten şimdi ülkenin büyük bir kısmı depresyona da girdiği için o 70'lerdeki eğlenceli ve bereketli pop endüstrimiz maalesef çok büyük yara alıyor. Ve sonraki bir 10 sene boyunca da bütün yüksek satışlı kasetler genelde arabesk müzik. Genelde değil, sadece arabesk müzik ve hepsi çok depresif eserler. Hatta iş artık öyle bir noktaya varıyor ki devlet buna el koyuyor ve 89 gibi işte Özal yönetiminde Acısız Arabesk adıyla devlet eliyle bir arabesk tipi doğruluyor. İbrahim Tatlıses ve Emrah siparişler veriliyor. Emrah Neşeliyim isimli bir albüm çıkartıyor. Ve bundan da BBC'ye verdiği röportajında bahsediyor yine 89 yılında. Tabii işte artık ülkenin liberalleşmesi, AVM'lerin açılması, özel kanalların açılmaya başlaması Yonca Evcimik ve Company için uygun çıkış ortamını yaratıyor. Ve sanki onun öncesindeki 10 yıl hiç yaşanmamış gibi. Evet işte pop müzik diye bir şey başladı ülkede diye bir bakış açısı oluşuyor. Ben bir soru sorayım, çok kısa. Ben sizin birçok videonuzu izledim beğenerek. Şeyi merak ediyorum, Seren Seren gibi, işte Seda Sayan vesaire, onlardan size bir tepki geldi mi, dava açtılar mı? Merak ediyorum. Hayır, hiç kimse dava açmadı şimdiye kadar. Özel olarak isimlerini soyup kim ne dedi diyeyim mi? Aslında merak ediyoruz. Seren Serengil daha Instagram hesabı takipçi sayım 1000 kişi falan bile değilken beni engelledi. Kendi videolardan haberdar olup. Seda Sayan beğenmiş. Avukatıyla tesadüf eseri tanışmıştım ve ne var ya bunda, bilsem gösterimine giderdim falan deyip gülmüş. Gülben Ergen'le tanışımı erkek arkadaşıyla beraber izlemişler ve gülmüşler ve beğenmişler. Değil mi? Yani... Evet, gülünden Seren Serengil oldu yani. Galiba. Ama zaten o dönem yani muhtemelen onların da kendi çocuklukları olarak gördüğü bir dönem olduğu için hani bunu çok büyük bir ego meselesi haline getirmediler. Çünkü çoğu sizin anlattığınız hikayelerde de hani çok küçük yaşta yani 18-20 yaşında böyle devasa spot ışıklarının altına giriyorlar birden. Onlar için de büyük ihtimalle biz ne yaşadık olmuştur herhalde dinlenme noktasına geldiklerinde. Evet öyle, bir de yani günün sonunda şey, iyisiyle kötüsüyle anlatmaya çok gayret ediyoruz. Saygılı olmaya çok gayret ediyoruz ve onu yaparken de yani içinde birçok böyle bulup da yani bunu herhangi bir kaynaktan doğrulayamayız ve hani bu işte dedikodu dahi olarak basında yer almamış ve bunu kullanmamız sadece karşımızdaki kişiye ve özellikle de bu kişi queer ise, kadınsa, eğer onu aşağılayacak bir şeye dönüşebilirse izleyenlerin nezdinde ve o yorum yazacak insanların nezdinde o bilgiyi koymamayı seçiyoruz. O nedenle bence böyle bir şey oldu yani hani yoksa insanlar dava açmaya bayılıyorlar biliyorsunuz yani uğraşacak paraları da var, o yüzden yaparlardı diye düşünüyorum. Herhalde saygılı olduğumuz için olmadı. Bir de yani sizin dediğiniz ek olarak yani 80 darbe sonrası belki işte bir evlere kapanış ve kamusal alanın yok olması hani 90'ların müziğini ya da kültürünü bu kadar farklı kılan hani gerçekten kamusallığın yani bir yandan hani sadece bastırılan değil
yaratılması için yeniden icat edilmesi gereken bir kamusallığın da verdiği bir heyecan var. Yani improvize etmek zorunda kalıyorlar bir sürü şeyi. Çünkü aradaki 10 yılda aktörler de değişmiş. İşte yani ben o kadar hakim değilim ama mesela o eski gazinocular vesaire yani siliniyorlar anladığım kadarıyla haritadan. Ya aslında varlar, sadece can çekişiyorlar. Yani herhalde şey o pop kısmında sen de bakarken hatırlamışsındır. Şöyle bir saçmalık oluyor mesela o Yonca Evcimik ve Hakan Peker'le beraber o pop patlamasının gerçekleştiğinde 70'lerde tutup da işte 80'ler boyunca pop yapamadıkları için sürülmüş ne kadar eski popçu varsa hepsi geri dönmeye çalışıyor. Yani böyle aralarından sadece Seyahat Ener başarılı oldu diye düşünüyorum. Geri kalanları yani aklınıza gelebilecek herkes denemiş. Yani Magic Box'ın bir ilk yılbaşı var. Sanırsınız 1974 yılı yani hani böyle. Oysaki 91. Onlar bir şey atıyor. Annem bilirdi mesela kim bu diye bakalım orta yaşlı bir kadın. Annem ki önemli bir şeydir. Hani onlar hep şansın dediler. İşte Seyahat Eren gibi birkaç kişi becerebildi. Hani tabii ki Sezar falan. Onlar 80'lerde zaten tabii güçlerdi. Devam ettiler ama hani 12'den sonra hakikaten çok bir daha bir şey var. Hani böyle pop müzikçi olarak şey Sezar Aksu, Nikhet Duru, Ajda'nın kariyerinin en kötü 10 yılı mesela. Evet. Hiçbir şey tutmuyor yani. İşte kariyerler 80'de herkes bilir gibi 10 kişi var. Mesela ilk böyle Emel Erdal'da çıktığında benim için şeydi yani. Bir kişi daha çıktı. Hakikaten ve norm kabul edildiği için 90'lık patlama da ekstra insanları şok etmişti. Oysa ki yani 70'lerin çeşitli devam etseydi 80'lerde 90'lar bu kadar büyük bir anlam yüklenmezdi. Tabii. Ve aslında şey de ilginç yani. 12 Eylül'ün mesela o en yani pop müziğe bu kadar darbe vurması, yani bu üçüncü sonuç yani yoksa tabii ki 12 Eylül hani böyle daha sosyalist bir açıdan hani o işte Barnabas'ın uyku tulumu gibi yoksa işine gelirdi. Fakat niye oluyor? Hani o tüm o entelektüel hayatı, kültürel de boğunca hani o siyasal amaçlı bu 10. yansıma olarak pop müzik gibi aslında hani bir darbe için çok faydalı olabilecek bir şeyle boğuyor. Bir de 90'ların bu kadar küstah ve cüretkar olmasının yine bir sebebi de bence şeyden de geçiyor. Yani 80'lerde aslında bir yerden sonra ki bahsediyorsun sen de Özal'dan bahsettiğin kısımda aslında 90'lara hazırlanıyoruz gibi yani. Hani böyle bir özellikle 84 sonrasında böyle bir build-up söz konusu. İşte o da hani kültürel noktada ve özellikle yeni yetişenler için neler etkili orada? Yani bir video kaset teknolojisi orada aslında Türkiye ciddi anlamda asıl o zaman yaygınlaşmış oluyor. Zaten yerli film üretiminin büyük anlamda darbeden sonra yani can çekiştiği bir de dönem. Üstüne üstlük bu sefer işte yeni yasalarla bir beraber Amerikan major şirketler de Türkiye'ye girebilmeye başlıyor. Ve özellikle o video kasetler üstünden yepyeni bir kültür tanıtılıyor ülkenin o sırada yeni yetişmekte olan gençlerine. Bunlar da Amerikan filmleri üzerinden olan şeyler. Tamamen onlarla bağlantılı olarak da işte bu galeryanın açılması, işte Studio 54 gibi mekanların açılıp gençler için gündüz diskoları düzenlenmeye başlaması vesaire. Onların hepsi biraz böyle bu o neoliberal 90'lara girişimizi hazırlayan şeyler, öğeler. Evet, evet çok güzel bir 90'da önce 80'de video kaset vardı. Mesela işte ne vardı? Samantha Fox videoları falan yazıyordu. Hani özel devre henüz yokken de aslında TRT'nin o sıkıcılığını aşmak aynen için bir takım yöntemler vardı ve bunu aslında tabii İtalya'da sonra yani bir kısmı yerliydi ama çoğu İtalya'da hani biz bunu Türk hali yapabilir miyiz? Cem Uzan'ın polisi bu. Hani Amerika'da ne yapıyorsa ben de bunu en cüretkar bir şekilde yaparım diyor. Yani tüm o talk show'lar falan hepsi aslında bir Amerikan ürünlerini Türkler de vay Türkler de başarabilir. Evet, yani bu kitapta... kitapta şey aklıma gelen şey oldu. Özür dilerim lafını böldüm ama eksik bir şey ben görmedim diyecekken okurken hatırladığım, genelde hiç hatırlanmayan kredisi verilmeyen bir insan basında bile. Ve sen şimdi Amerikan formatları deyince hatırladım. Özal'la Uzan ilk şeyi kurduklarında, Magic Box'ı kurduklarında bir tane de Oprah Winfrey tarzı bir program istiyorlar. Programı da Ajda Pekkan'a sundurmak istiyorlar. Ajda Pekkan'ı ikna etmesi için de Tuna Serim isimli bir gazeteci var. Aynen, Tuna Serim'i görevlendiriyorlar. Tuna Serim Ajda'yı ikna etmeyi başaramıyor. Fakat bu süreç içerisinde bu arada Özal'larla Uzan'lar birbirine giriyor, onlar kopuyorlar. Kanal 6 açılacak bu sefer Özal tarafından. Ajda'yı bunlar yine konuşan Türkiye formatına şey yapamayınca, adapte edemeyince, Ajda istemeyince Tuna Serim'e yaptırmaya karar veriyorlar. Ve bu konuşan Türkiye sloganı
ilk defa Tuna Serim'in stüdyoda buluşalım programıyla başlıyor. Tuna Serim'i seçmelerinin sebebi de Tuna Serim o yıllarda böyle UFO'lar, UFO'lar, eşcinseller, uyuşturucu müpteraları gibi böyle sansasyonel başlıklarla paneller düzenliyor ve bu yolda geçimini sağlayan bir insan. Zaten stüdyoda buluşalımın da ilk üç konusu UFO'lar, travestiler, eroinmanlar. Bunlar yayınlarda konuşulmaya başlıyor. Fakat o güne dek TRT'ye çok alışkın olduğu için Türkiye'liler ve TRT'nin çok ağır bir denetim masası, çok ağır bir çekim şartları vesairesi olduğu için kimse gıkını çıkaramıyor tartışma programında. Kimse konuşamıyor. Ve hatta travestiler başlıklı programında kimse çocuğum eşcinsel olsa onu reddetmem diyecek kimse bulamıyor Tuna Hanım. Kendi şeyinde kitabında anlatıyor bunu. O nedenle şeye çıkıp sokağa çıkıp kapının dışında güvenlik görevlisini bulup oğlum eşcinsel olsa ne yaparsın dediğinde döverim diyor ve ha tamam işte sen olsun falan deyip onu stüdyoya getirip konuşturuyorlar falan. Hani bu kadar homofobik bir ülkede hani bu görüşünü bile insanlar o baskıdan ötürü açıklayamıyor. Yani bu görüşlerini açıklasınlar mı emin değilim zaten ama yani herhangi bir görüşünü açıklama konusunda bu kadar baskı altında bir ülkeyken işte bu programın yayına başlaması 3. ayından itibaren diğer kanallarda konuşan Türkiye formatları yapmaya başlıyorlar ve zaten bir sene içerisinde kendimizi şeyde buluyoruz işte siyaset meydanı, ceviz kabuğu vesaire gibi. Bu ben de aklıma şey geldi tam siyaset meydanı 90'ların çok ikonik şeyi. Hani Ali Kırca da tam bir 90'lar figürü. Benim şu anda kullanacağım temel kaynaklar bir tanesi, kaynak sorusu da gelmişti. Siyaset meydanı izleyecektim ben. Açıkta YouTube'da 4 ya da 5 tanesi var. Sonra ben bağlantı üzerinden, işte eniştemin tanıdığı üzerinden sabaha ulaştım. Sabahtan da üst düzey böyle pek de şey yapılmıyor, neyse bir şey cevap verdi, döndü bana. Tüm şey yok, hani hepsinde yollayamayız, çok şey ama hani istediğiniz seçin dedi yani şu kadar. Ben seçip yolladım ama dönüş gelmedi. O yüzden bana yollamadılar. Yollasana teşekkür ederim. ama şey, sadece başlıyorum. Mesela kitap birkaç yerine geçiyor. Mesela 99 yılında magazin çılgınlığı tartışıldı diyor. Ya da iki tane genç şey var. Gençlik ve siyaset ve gençlik diye. Ama içeriklere ulaşamadım çünkü YouTube'da yok. Sabahta bir yerde var ama bunlar da bayağı emek verecekti anlıkları yani. Böyle sadece sallamasyon değil yani onu bir şekilde aktarmak için. Rüşvetle veriyorlarmış, ben öyle öğrendim. Yani, bana da vermiyorlar. Yani. Ama açıktakini izledim 4-5 tanesi. Hani bugün var ya siyas bir her şey falan. Hiçbir şey tartışılmıyor. O kadar... Hiçbir şey sorun düşünmüyor. Mesela orada mesela benim sevdiğim Tanrı Boy'la maskolar çıkmış. Onlar bir şeyler söylüyorlar. Ama onlar da muhtemelen kontrolü söylüyorlar. Hani bir şey tartışılmıyor yani. Böyle şimdi böyle bir illüzyon var. Mesela, orada da Kürtler konuşuluyor ama öyle bir şey konuşulmuyor. Bugün hakikaten siyasi medyada düşününce hani şu anda mesela 2018'deki bir tartışma programında bile aslında yani haklı olmayan tartışmada bile daha çok şey çıkabiliyor. Hı hı. Hani şey ama şey isimden anılıyor işte Aleviler deniyor. Her şey konuşuluyor. Eşcinsel her şey konuşuluyor ama bir şey konuşulmuyor aslında. Yani retrospektif olarak bugünkü eski Türkiye nasıl diyeyim nostaljisinin yanılsamalarından biri de bu diyorsun anlatayla. Evet. Yani şey var tabii. Hiçbir zaman insan, özgür değildik yani. Bir şey demeye çalışıyor ve anlıyorsun ama derdenmiyor. O şey zikredilmiyor mesela. Şey var mı? Şey vardı. Provokatif şey. Mesela şey çok ben orada tanımıştı. Abdülmelik Fuat. Hani Sayın Özgür'ün torunu. Hani 91'den DYP'den bir kilo olarak girmiş sanıyorum. Mesela bir şeyler söylüyor. Ama onlar da çok tabii şey yapılıyor. Hemen bastırıyor şey gibi işte ne bileyim Ahmet Kaya. Mesela şey gibi Ahmet Kaya zaten biliyorum yani işte Hasan Mezarcı gibi vardı yani veli diziyle falan hani aslında Hasan Mezar başka şeyler söylüyordu ama tabii o hani o tamamen provokatör haline geliyordu ama şey ilginç Kadir Çelik'in programı var objektif yapıyorsa o da mesela bir program var inanılmaz bir tarafta unuttum vallahi kimler bir tarafta şey Hasan Mezarcı ve Emine Şenlikoğlu galiba. Öbür tarafta da işte Erbil Aybars var o zaman. Ne zaman bir şey konusu olsa İstiklal Mahkemesi'ne o çıkardı. Bir figür daha böyle. Ve o program, onun program sonra daha ceza alıyor EBP. Şey yapıyor ama hani onlar biraz şey hani sansasyon için çıkarılan ve marjinal edecek figürler ilk kez bir takım duymadık şeyler söylüyordu. Ama aslında o bir tartışma yapmaktan çok işte bakın böyle böyle var gibi.
Son iki soruyu tam arkadaşlar ısındı ama zaman kısıtımız da var. Son bir iki soruyu alıp kapatmak durumundayım. Sorularınız varsa alayım. Ben şey sormak istiyorum. Siz 90'lar programını ne zaman karar verdiniz yapmaya? Çünkü biliyorsunuz epey bir zaman hani 80'ler nostaljisi çok iyi. Sonra bir yerde bir 90'lara geçiş oldu. Ne zaman oldu ve siz nasıl karar verdiniz bu programı yapmaya? Yani aklım 3-5 yılda vardı aslında. Başka kitap projelerini bekletiyordum. Ama hani mesela ilk başlarında bu kadar eski Türkiye nostaljisi yoktu aslında enteresan bir şekilde. Ben dediğim gibi aslında daha meraktan kaynaklıydı ama şu an mesela çok büyük bir bağlama oturdu. Ve 90 nostaljisi tamamen şeyle ilgili, AK Parti ile ilgili. Tabii. AK Parti'nin şey attıkça 90 nostaljisi daha arttı. Hani 90 nostaljisi 2010'da da vardı. 2010'da yoktu aslında. 2010... Vardı vardı. Tam 2010 gibi başladı aslında. Yani böyle canlı müzik yerlerinde Beyoğlu'ndan takip edersek eğer canlı müzik mekanlarında Hakan Peker'lerin falan söylenmeye başlaması 2009-2010. Öncesinde bahsedildiği gibi 80'lerin bir geri getirilme çabası vardı. Aslında tam tersi 180'lere dönmüş oldu. Şu anda hani 90'larda neydi kardeşim, bak neler yaşıyormuş, şimdi ne haliyiz falan buna dönmüş. Ya tabii o insanın siyasal projeksiyonlarının 90'ları okumasına kaynaklı bir şeydi değil mi? 90 nostalji gibi şöyle enteresan bir şey. Nostalji her zaman kayıp zamanlara, o eski masum, safiyane, böyle fonun siyah beyaz olduğu bir şeydi. 90'larda ilk kez nostalji tam aksine böyle gümbür gümbür, cıvıl cıvıl, çok renkli, bir zamana nostalji diyor. Aslında nostalji tanımına aykırı bir şey 90'a nostaljisi. Ama tabii ki hani her nostalji kendi bağlamı var. Yoksa hani 80'e nostaljisi mesela şey nostaljisi vardı bir ya, çok popüler bir videoydu bir ya, sosyal medyada. 84 yılbaşı sanıyorum. Çok Fatih Terim var. Bir kim vardı? Hayır, Kıvanç Balo'dan. Balo'dan. Yani, şey falan. Herkes de mesela 80'lerde şöyle bir dönem. Çok az ünlü olduğu için hepsi tek masa toplanabiliyor. Mesela bugün imkansız, çok daha çok hani ünlülük tanım değişti tabii. Bugün ünlü diye bir şey eskisi gibi yok. Ama bir yandan... Hayır, tek kanal var aslında, o yüzden evet. Muhtaçlar. Evet. Yani bir 89 yılbaşı var. Senin bahsettiğin çok daha güzel bir yılbaşı. Evet. 89, Ramada Otel'de gerçekleşiyor. TRT Muhteşem Yılbaşı Balosu diye tanıtıyor. Çekimleri 9 saat sürmüş ve Tunca Tozkay mıydı? O ve diğer yönetimdeki kişiler aradaki bekleme sürelerinde masalardan kalkan sanatçıların şarkıları kesilecektir diye tehdit edip herkesi zorla orada oturtuyor. Bunu da haftalık bir dergide expose etmişler böyle baştan sona. Gerçekten videoları izlediğinizde herkes o kadar sıkılıyor ki. Yani böyle İran İran bir masada böyle zavallı zavallı böyle şey Ajda öbür tarafta. Seyhan Sener orada kalkmış 2 metrelik bir alanda kollarını oynatarak dans etmeye çalışıyor falan. 7 tane dansöz çıkartıyorlar, 2 tanesini yayınlıyorlar. Yani onları da o kadar uzaktan gösteriyorlar ki dans izlenemiyor falan. Yani ciddi bir baskı söz konusu. 90'larda da aslında özel televizyonların açılmasıyla büyük bir serbestlik olduğu ve bir sürede yasal olarak bir denetim söz konusu olmadığı için bugünlerde de korkunç bir denetim söz konusu olduğu ve artık yani işte içkilerin, sigaraların mozaiklenmesiyle başlayıp iyice bokunun çıktığı bir sürece girdiğimiz için artık bugünden özellikle o denetimsiz sürece, süreçten çıkagelmiş görüntülere bir şekilde erişimi olan insanlar bir şekilde bunlara denk gelip gördüklerinde vay be ne kadar özgür bir ülkeymişiz diye düşünüp konuşup böyle yorumlar yazıyorlar ama işte ikimiz de şeyden bahsediyoruz, aslında hiçbir zaman özgür değildik yani hani. O zaman da korkunç. O dönemde uç bir noktaydı aslında. Yani öyle bir uçluk da olabilir ama aynı zamanda korkunç insan hakları konusunda iğrenç şeyler yaşanan bir ülkeyiz. Hiçbir zaman kimsenin özgür olamadığı, kimsenin düşüncesini özgürce ifade edemediği bir ülkeyiz. Sadece belli bir zümre, belli bir etnik kimliğe, belli bir görüşe sahip olan kitlenin fütursuzca eğlencesini denetimsizce izleyebilmişiz birkaç sene yani. Yani bu şey aslında 90'larla ilgili nostaljimiz sebebiyle 90'larda tabii özel televizyon olduğu için ve kayıt imkanı olduğu için çok fazla şey, YouTube'a, diğer platformlara video yükleniyor.
70'ler ve 80'lere dair bizim yani görsel çok şeyimiz var. Mesela şey futbol, beni düşünün mesela. Benim doktor nasıl futbolcuydu ben bilmiyorum ya. Red Octane'in hani görüntülerinde bir şey anlaşılmıyor. Hemen 90'lar, Hakan Şükür nasıl futbolcu olduğunu açıp izleyebilirsin. Tanrı Çolak'ın kısmen, onun da çok bir şey yok muhtemelen anlasak. Cemil Turan mesela benim kafam Cemil Turan yok ya nasıl bir futbolcu? Yani büyük futbolcuymuş da. 90'la ilgili çok fazla biliyorlar. Hani bu da aslında bir algı çarpıtması konuyor. Tabii ki hani Instagram'da hep mutlu pozlarımız gibi elbette de onlar konuşacak. Hani aslında o ne bileyim hani bellek bugün dijital olarak oluşuyor. O da bizim algılarımız şekillendiriyor. 70'lere dair bu kadar bir yoğun bir video yükle upload olsaydı o 70'ler perspektifimiz de değişecekti. Ama bir yandan da Ekim'in bahsettiği denetimden kaynaklı, sansürden kaynaklı yani devlet eliyle orkestra edilen bir müsamere şeklinde gittiği için TRT hani mesela benim fake yani Twitter ve Instagram dışında mesela Facebook'ta da şey var. Eski TRT arşiv videolarının altında yaşlılar eskiden insanlar ne kadar düzgün konuşuyormuş. Birbirimize ne kadar saygılı bir toplummuşuz. Harika bir toplummuşuz. İşte ve yok oldu bu. Ama öyle meşhur şey vardı. Eroin kaçakçısı. Çok Türkçe kullanan eroin kaçakçısı. ama o yani hani aslında onlar da öyle mükemmel konuşmuyorlar. Sadece çekimden önce adamın ne söyleyeceği ezberletiliyor. Tane tane konuşması için emirler veriliyor. Gerekirse 3-4 defa çekiliyor vesaire vesaire. Orada da bir kurgu var ama sanki o yani TRT arşiv görüntüleri bir kurgusuz insanların yapmacık olmadığı bir dönem öncesindenmiş gibi. Hani ona dair de yeni bir şey ve bunun tabii AK Parti yönetimindeki bir TRT üzerinden bunların böyle servis edilişi, seçilen videolar vesaire yani orada da bir çalışma ve eleştiriye kesinlikle ihtiyaç var gözüküyor. 90'ların bu çelişkiler içindeki ve fazlasıyla heterodoks dünyasına bir adeta yani ihtilaf oluşturması için neredeyse yaratılan bir yeni TRT arşiv videoları var ve hani tam bir boomer dünyası olan Facebook'ta inanılmaz popüler yani her videonun altında 50 bin yorum falan var TRT arşiv Facebook sayfasına girerseniz. Burada kapatıyoruz. Ekim'in çekime yetişmesi gerekiyor. Herkese çok teşekkürler. Doğan Bey kitabını imzalayacak dileyenler için. Sağ olun. Ayrıca İstos yayınlarına da çok teşekkür ederiz. Mekanlarını bizlere